Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size iki farklı siteden bahsedeceğim. Sitenin amacı aynı, sadece işleyiş şekilleri birazcık farklı. Bu sitelerde ne bulabilirsiniz? Bebeğinizle veya çocuğunuzla dışarıya çıkmak mı istiyorsunuz? Gidecek bir yerler mi arıyorsunuz ama buralarda hiç yer bilmiyor musunuz? İşte onları size tek tek sıralayan siteleri göstereceğim. Bu sitelerde kendiniz ne istediğinize göre seçeneklerden seçebiliyorsunuz. Bunları siteler üzerinden anlatacağım. Şimdi şöyle bir pişmanlığım var biraz. Bu yaz anladım ki ben bu konuda çok fazla ihtiyaç var ve insanlar bu tür şeyleri bilmiyorlar. Keşke bu videoyu biraz daha erken çekseydim. Bildiğim her şeyi sizinle paylaşmaya gayret ediyorum. Öğrendiğim her yeni bilgiyi Instagram adresimde daha aktif olmak üzere sizlerle paylaşıyorum. Sitelerin adreslerini aşağıya bırakacağım, linklerini. Ayrıca benim Instagram adresimi de oradan bulabilirsiniz. Eğer oradan takip ederseniz de gittiğim her yerin adresini, ne paylaşmam gerekiyorsa orayla alakalı her şeyi paylaşıyorum ve öne çıkanlara sabitliyorum. Google Maps'ten orayla alakalı bilgileri bulabilirsiniz, fotoğrafları bulabilirsiniz. Onları da ayrıca linkliyorum ve veriyorum. Bundan herhangi bir karşılık beklemeden sadece bir teşekkür bana yetiyor. Şimdi çok fazla konuşmadan siteleri anlatmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar Google'daki arama çubuğumuza yazıyoruz. Ötmetkinderen.be diyoruz ve girdik. İlk girdiğimiz yerde zaten böyle bir yer karşılıyor bizi. Bu site normalde Hollanda'da kullanılan bir siteymiş. Fakat şu an Belçika için de kullanılabilir hale getirmişler ve Belçika'daki yerleri de eklemişler. Buradaki ötmetkinderen.be yazan yere tıklıyoruz ve sayfamıza erişiyoruz. İsterseniz yine sağ tıklayıp sayfamıza Translate Türkçe yapabilirsiniz veya kendi ana diliniz neyse onu yapabilirsiniz. Bu yan tarafta kaç yaş aralıkları için bir şey arıyorsunuz? Mesela siz spesifik olarak belki sadece 3 yaş, belki sadece 5 yaş için bir arama yapıyorsanız buradan seçebilirsiniz. Ama ailecek bir yere gidiyorsanız zaten 0-99 yaş arası olabilir. Bürtvan, Brüssel yakınlarında mı istiyorsun veya nerede yaşıyorsunuz? Burada yani bir sürü bir yer var. Nerede yaşıyorsanız orayı seçebilirsiniz. Çünkü oranın yakınlarında bir yere gitmek isteyeceksinizdir muhtemelen. Veya nereye gitmek isterseniz oradan bir yer seçebiliyorsunuz. Ben Antwerp'ı seçtim. Ben Antwerp'ın yakınlarında 30 kilometre civarında bir şeylere bakmak istiyorum. Bütün aylarda açık olabilir. Özellikle aradığım bir ay yok. Daha sonrasında hava durumu önemli mi? Hayır, değil. Yani hava hassasiyetimiz yok. Tekerlekli sandalye girişi olsun mu ya da işte ona uygun olsun mu veya olmasın mı onu soruyor. Daha sonrasında ise belli bir fiyat şeyiniz var mı? İşte kişi başı en fazla ne kadar olsun onu işaretleyebiliyorsunuz. Ben ara diyorum buradan. Buradan tarihi seçebiliyorsunuz. Ben bu videoyu Ağustos'un 9'unda çekiyorum. Yarın ayın 10'u. Bakalım yarın ayın 10'unda neler varmış. Buradaki 9 yazması sizi şaşırtmasın. Çünkü bugünü gösteriyor. İsterseniz September'da da seçebilirsiniz. Daha sonrasını seçebilirsiniz. Burada önemli olan bu ayı göstermesi. Yani yarın açık olan yerleri göstermesi. Bu arada tekrar burası Brüssel oldu. Burayı düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi Antwerp'ındaki açık olan yerleri bize gösteriyor. İşte Kinder Ateliers Foto Müzyum varmış. İşte Diva diye müzyum var biliyorsunuz bu değerli taşların sergilendiği. Daha sonrasında Kinder Borderileri gösteriyor. Bir sürü işte Bienen veya Böten Spöltönleri gösteriyor. Bu mesela Antwerpen'e 15 kilometre uzaklıkta, yani 15 kilometre içerisinde olan yerlerdi. Burada da 15 ve 30 kilometre içerisinde olan yerleri gösteriyor. Şimdi şurada ise, bu yan tarafta ise siz mesela ben restoran istemiyorum. Ben otel istemiyorum, ben müzeyim istemiyorum, ben ne bileyim işte başka bir şey istemiyorum. Bunu da istemiyorum, atraksiyon park da istemiyorum deyip seçerliğinden bakabiliyorsunuz. O zaman size diğer seçenekleri gösteriyorum. Mesela daha da ben daraltmak istiyorum seçeneklerimi. Mesela aktif diyor, bunu istemiyorum, boat, berhör istemiyorum, kinder borderi olabilir, spor istemiyorum, pasta istemiyorum, rond park ne onu bilmiyorum, onu da istemiyorum, ziren battı istemiyorum, diğer antren de istemiyorum. Spartan olsun, park olsun, kinder borderi olsun. Bir de yaş sınırı koyayım ben. Mesela 5 yaşa kadar diyeyim olsun.
Hadi bakalım ayın 10'unda neler varmış. Şimdi burada Spelt öğünleri göstermiş. Parklardan birkaç tanesini göstermiş. Evet, burada benim bilmediklerim de var. Ama girerseniz, girip bakarsanız benim Google Map'imde buradan çok daha fazla gidebileceğiniz yerler mevcut. Yine de tabii burası güzel bir seçenek. Buraya bakmak her zaman yine bir şeyler bulabilmemizi sağlayabilir. Ama Instagram'dan bakarsanız öne çıkanlar bölümünde Google Map'i oraya işaretledim, linkledim. Oraya tıklayarak benim kaydettiğim 40'tan fazla park var ve pek çok çiftlik var gidebileceğiniz. Onun dışında gittiğim ve sevdiğim her yeri bu şekilde sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Oraya da bakmayı unutmayın. Videoda zaten alt tarafa Instagram adresimin linkini de koyacağım. Google Map'inkini de ayrıca eklerim. Oraya da girip bakabilirsiniz. Şimdi buradan da buradaki yerleri karıştırın yani her zaman. Mesela parkın diyor, parklar diyor. Nerede? Burada Oostwallander'ında mı yaşıyorsunuz? Limburg'da mı? İşte West Hanehoven namında mı yaşıyorsunuz? İsmini bilmediğim yerler bile var yani. Buradan girip gitmek istediğiniz yerlere bakabilirsiniz. Namından bir yere gireyim mesela. Burası bir mesela Zwembad varmış, Spaltöyün varmış, artı park varmış. Burada fiyatları da yazıyor girdiğiniz zaman. Mesela yetişkinler için 10 euroymuş. 5 yaşına kadar olan minikler için de ücretsizmiş. Burada daha böyle neler var neler yok bunlar yazıyor. Bu sitenin güzel yanı sizi direkt gideceğiniz yerle buluşturması olmuş oluyor. İşte nereden nereye uzaklığı ne kadar bunları da görebiliyorsunuz. Şimdi geçelim diğer sitemize. Siteye geçmeden önce bundan bir önce çektiğim videoma göz atmayı unutmayın. Orada Fleman arkadaş bulabileceğiniz, Flemence konuşabileceğiniz insanları bulabileceğiniz, çocuklarınızla yine gidebileceğiniz dernekler veya işte kültür çalışmaları, etkinlikler, aktiviteler bulabileceğiniz bir siteyi tanıttım. Mutlaka bilmeniz gereken siteler arasında oraya da bakın. Şimdi diğer tanıtacağım site ise aslında benzer ama birazcık işleyiş şekilleri farklı. Buraya ne yazıyoruz? Oostwallander.b yazıyoruz. Girdik. Girince zaten karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Siz kendiniz için buradan aktiviteler bulabilirsiniz. Yine Translate Türkçe yapabilirsiniz. M istiyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Tarihi seçebilirsiniz. Nereye gitmek istediğinizi kendi konumunuza göre yakınlığını yine seçebilirsiniz. Ve kiminle gitmek istiyorsunuz? Hangi yaş grubuyla gitmek istiyorsunuz? Bunu seçebiliyorsunuz. Şimdi ben bunun yine çocuklar için olan tarafını göstereceğim. Aşağıya doğru iniyoruz böyle indik indik. Dışarıda ve çocuklarla. Şimdi buraya bakalım yakınımıza neler varmış. Bir tane posta kodu veya belediye yazıyoruz. İşte 2060 yazıyorum ben. Bakalım mesela 12 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar limanda parti varmış. Sonra açık yüzme havuzu de Moğol'un diye bir yer varmış. Rommel Market varmış mesela. Rommel Market'lara bayılırız. Her yaşa uygun. Mesela bakın burada çocuklar için en iyi 10 müze yapmışlar. Ya bu site genel olarak çok güzel. Hem büyükler için hem çocuklar için. Ayrı mesela çocuklar için en iyi 10 parkı da yapmışlar. Çocuklar için en iyi bilmem neyi de yapmışlar. Ya da büyükler için de. Burada müzeleri sıralamışlar. Oyuncak müzesi varmış mesela. Bak bilmiyordum. Neredeymiş oyuncak müzesi? Mekelen'deymiş. Sonra ya böyle falan şey olunca çok saçma oldu gerçekten. Bunu da aç yapalım. Sonra ben tekrar şuraya göstermek istiyorum. Buradan bir şeyler seçelim sizinle birlikte. Yine bunu Türkçe yapayım da ben bir. Mesela ne olsun bir bakalım. Tekrar
Sitem'e veya eğlence olabilir, şenlik olabilir. Müze veya doğa koruma alanı veya park olsun, müze de olsun. Açık gün neyse o da olsun. Türkçe çevirince çok saçma oluyor ama yapacak bir şey yok yani. Festival de olabilir, tiyatro da olabilir, film de olsun hadi. Bunu şey yapıyoruz, onaylıyoruz. Daha sonrasında tarih, ne zaman çıkmak istiyoruz? Bu hafta sonu diyorum mesela. Nereye gitmek istiyoruz? Ben yine 2060'ımı yazayım buraya. Ve 10 değil de 20 kilometre olsun. Okey. Bunu da seçtik. Mesela burada diyor ki 12 yaşa kadar olan çocuklar için. Burada ne diyor? 16 ile 26 yaşa kadar olan. Ben 12 yaşa kadar olan çocuklar için etkinliklerin bulunmasını istiyorum. Bakın burada nasıl da bize tık tık çıkardı. Çok güzel. Çocuklarla birlikte yapabileceğimiz etkinlikler, katılabileceğimiz şeyler yani 6 tane sayfa çıkarmış toplamda. Yani bunları bu şekilde topluca bulabilmek bence çok büyük bir rahatlık ve kolaylık anne babalar için. Bunlara mailinizle mesela çocuklarla ziyaret edilecek en iyi kaleleri yapmışlar. Bunlara mailinizle giriş yapıp size bildirim göndermesini isteyebilirsiniz. Size bu şekilde mailler de gönderebilir. Bu siteye de mutlaka bakın. Bence çok seveceksiniz. Göstermek istediğim siteler bu kadardı. Sitelerin linklerini aşağıya bırakacağım. Instagram'ımı da ziyaret etmeyi unutmayın. Hatta TikTok'umu da bırakıyorum aşağıya. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İnşallah birilerine bir yerlerde katkı sağlamışımdır. Eğer siz de birilerinin bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız videomu ona göndermeyi unutmayın. Aşağıya başka sorunuz veya isteğiniz olursa bunları da ekleyebilirsiniz. Ve tekrar söylüyorum, bütün aktiviteler olsun veya gidebileceğiniz benim bildiğim ve gittiğim pek çok yer olsun. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi oraya da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.